İsmim Abdurrahman Umut Tüyel, İstanbul Beykent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanıyım. Yaklaşık 6 seneden beri buradayım. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, sonrasında Marmara Üniversitesi Biyomühendislik, arkasından bir makine mühendisliği doktora deneyiminin arkasından Marmara Üniversitesi Biyomühendislik'te doktorumu tamamlayarak öğretim üyeliği hayatıma başladım burada. Beykent Üniversitesi öğretim üyesi olarak ilk atandığım yer. Üniversite dışında Prisma Laboratuvar Ürünleri firmasında ürün müdürlüğü yaptım yaklaşık bir sene kadar. Tüm Türkiye'deki üniversiteler ve araştırma alanında çalışan bütün firmalarla belli bir temas içerisinde bulundum bu süreç içerisinde. Thermo Fisher Scientific ürünlerinin Türkiye'deki sorumlusuydum. Biyomedikal Mühendisliği bölümü açıkçası hibrit bir bölüm. Kendisi mühendislik, biyoloji ve tıp gibi branşları bir arada barındıran ve geleceğin belli başlı sağlık ve hayvan, insan fark etmeksizin bütün biyolojik organizmalara ait sorunlara çözüm geliştirmeye çalışan bir mühendislik branşıdır. Genel itibariyle ülkemizde en sık kullanılan kısmı bu branşın daha çok tıbbi cihaz alanıdır. Tıbbi cihaz sektöründe görev almaktadır buradan mezun olan arkadaşlar. Hastanelerde görmekte olduğumuz tomografi cihazlarından tutun da en basit bir kan ölçüm cihazına kadar bu cihazların geliştirilmesi ve çalışması ile ilgili problemleri çözmeye çalışır. Bizim üniversitemizde de programımız olarak hem bu cihazlarla ilgili çok ciddi şekilde bilgilendirilirken hem de diğer sağlık branşlarıyla alakalı da gerekli eğitimi tamamlamaktadırlar. Bununla birlikte herhangi bir biyolojik organizmayla çalışmayı ve kit geliştirmek gibi konulara ilerlemeyi düşünen arkadaşlarımız için de biyoinformatik yöntemler, bilgisayar analizleri gibi yöntemler ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz burada. Derslerimiz mühendislik branşlarının tamamının ortak şekilde görmekte olduğu lineer cebir ve ağır matematik gibi mühendislik derslerinin yanı sıra tıp kökenli işte insan anatomisi, fizyolojisi, tıbbi biyoloji gibi bilgileri de içeren çok geniş kapsamlı bir ders programına sahibiz. Uygulamalı olarak genel mühendislik, fizik ve matematik gibi branşlardaki uygulama derslerini alıyorlar. Onun dışında seçmeli derslerimiz var. Seçmeli derslerin arasında bazı derslerde kendimiz uygulama yapmaya çalışıyoruz. Biz dersleri uygulamalıya kendimiz dönüştürmeye çalışıyoruz hocalar olarak. Bölümümüzün zorunlu stajı var. Bir 3. sınıfta bir de 4. sınıfta olmak üzere zorunlu staj yapmaları gerekiyor. Bu stajlar hastane veya medikal alanda çalışan firmalarda gerçekleşebilir. Bu stajları kendileri bulabilecekleri gibi öğrencilerimizin öğrenci dekanlığı aracılığıyla üniversitemizin onlara sağlamış olduğu imkanlardan faydalanarak da yardım alarak staj yeri bulabiliyorlar. Genellikle Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde staj yapılıyor. Bunun dışında da öğrencilerimiz Cumhurbaşkanlığı staj seferberliği programından da yararlanarak zorunlu stajlarını gerçekleştirebiliyorlar. Bu zorunlu stajların dışında eğer öğrencilerimiz ikinci sınıfta sonra, birinci sınıftan sonra ne yazık ki buna müsaade etmiyoruz. İkinci sınıftan sonra gönüllü olarak staj yapmak isterlerse de kendilerinin bulmuş oldukları bir staj yerinde biz staj imkanını tanıyoruz öğrencilerimize. Mezunlarımız akademik olarak ilerleyebilecekleri gibi yine Sağlık Bakanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan kurumların içerisinde yoğun olarak görev alabilirler. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde biyomedikal mühendisliği bulundurulma zorunluluğu bulunmakta. Ve ülkemizde şu anda toplamda yaklaşık 30 tane biyomedikal mühendisliği programı bulunuyor. Bu programların 17 tanesi devlet, geri kalanı vakıf üniversitelerinde bulunmakta. İstanbul'da devlet üniversitesi olarak sadece bir tane üniversite var. Beykent Üniversitesi olarak, İstanbul Beykent Üniversitesi olarak ise
Biz bu alandaki kurulmuş ilk bölümlerden bir tanesiyiz. 2016 yılında kurulduk ve yoğun olarak mezunlarımızı şu anda çalıştıkları yerlerden mutlu şekilde geri dönüşlerini alıyoruz. Aralarında uluslararası Medtronic gibi firmaların içerisinde görev alanlar veya yurt dışında şu anda yüksek lisansa başlamış olanlar, aynı şekilde üniversitelerde farklı vakıf ve devlet üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak başlamış olanlar bulunmakta. İstanbul Beykent Üniversitesi bir kere çok köklü bir kurum. 25 seneyi aşmış bir geçmişi var, kurumsal bir yapıda. Köklü bir akademik kadrosu var. Bu köklü akademik kadrosunun yanı sıra hem staj olanakları, hem laboratuvar olanakları, hem de konumu gereği Ayaza gibi İstanbul'da kolay ulaşılabilecek bir bölgede olduğundan dolayı bütün aday öğrencilerimizi İstanbul Beykent Üniversitesi'nde beklemekteyiz.